Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size elektrik nesnelerini nasıl numaralandırabileceğimizi göstereceğim. Daha önceki videolarımda da zaman zaman bu konudan bahsetmiştim. Ancak bu videoda biraz daha otomatik bir komuttan size bahsedeceğim. Öncelikle modelde yer alan tüketici nesnelerimize bir göz atalım. Gördüğünüz gibi yer alan bütün tüketici nesnelerimiz isimlendirilmiş. Şimdi farz edelim ki buradaki aydınlatmayı biraz daha sıklaştırmak istiyoruz. Tekrar genel tüketici listemizi açalım. Gördüğünüz gibi burada yaratılan son iki aydınlatma elemanı şu an numaralandırılmamış durumda. Daha önceden size bu pencerede yer alan numaralandırma seçeneğini nasıl kullanacağımızı anlatmıştım. Ancak şimdi daha genel bir komuttan bahsedeyim. Bu komutumuz Tools araç çubuğundaki üçüncü komut. Bu komut sayesinde seçili olan nesneleri numaralandırabiliyoruz. Örneğin şu an numaralandırması bulunmayan nesnelerimi seçtikten sonra bu komutu çalıştıracak olursam, Comsys bana bir ön ek ve onun ardından bu nesneleri hangi numaradan başlayarak numaralandıracağımı soruyor. Önceki pencereden de hatırlayacağınız üzere ön ekim şu şekildeydi ve orada verilen son numara 6 idi. Burada Comsys'in 7'den başlayarak devam etmesini istiyorum. Komutumu çalıştıracak olursam bu elemanların da numaralandırıldığını görebiliriz. Gördüğünüz gibi buradaki yeni elemanların numarası 7 ve 8 olarak geldi. Farz edelim buradaki anahtar nesnelerinin ön adını değiştirmek istiyorum. Yine bunu yapabilmek için bütün anahtar nesnelerimi seçiyorum ve komutumu çalıştırıyorum. Bu sefer buraya daha farklı bir örnek veriyorum ve numaralandırmayı bu sefer birden başlatıyorum. Burada yer alan üçüncü seçenek ise eğer bir nesne numaralandırıldıysa o nesnenin numarasının değiştirilmemesini Comsys'e söylememize sağlıyor. O nedenle buradaki seçeneği kaldırıyorum ve Comsys'e daha önceden numaralandırılan nesneleri de yeni verdiğim numaralandırma ile değiştirmesini istediğimi söylüyorum. Komutu çalıştıracak olursak nesnelerimize yeni numaralarının verildiğini görebiliyoruz. Kolay gelsin.